Selamın aleyküm. Kolay gelsin. Ve aleyküm selam Ali dedem. Hayırdır, nereye böyle? Komşumuz Ahmet dayı hastalanmış. Kimseye de haber edememiş. Bugün de meyve alıcısı gelecekmiş. Ona da ulaşamamış. Onun meyve bahçesine gideceğiz. Meyvelerini toplayacağız. İmece yani. İmece tabii. İmece nedir baba? İmece, köydeki insanların birbirlerinin işlerini toplanıp yardımlaşarak yapmasıdır. İmece nedir çok anlamadım ama biz de gidebilir miyiz? Tabii, siz ablanla gidin, biz de annen ve Şirin'le arkadan gelelim. Tamam baba. Yaşasın. Hadi geçin bakalım, yoldan Mine'yi de alacağız. İmeceye mi? Evet. Hayırlı günler. Çocuklar, buradan suyumuzu alalım. Alper, testiyi ver bakalım. Hatice Hatun Hayratı, 1940. Ne yani? Şimdi bu çeşme 80 yıldır burada mı? Evet, daha eski çeşmeler de var. 200 yıllık, 500 yıllık. 500 yıl mı? Evet, ne zaman yapıldığı belli olmayanlar bile var. Bu hanımın yaptırdığı çeşme 80 yıldır insanların, hayvanların su ihtiyacını gideriyor. Harika. Gerçekten harika. Geçmişlerimiz insanların ihtiyaçlarını karşılayacak şeyler yapmaya önem verirlerdi. Testimiz de doldu. Dışını da ıslak bir bezle kapatırsak suyumuz hep soğuk kalır. Hadi gidelim çocuklar. Ooo, elmalara bakın. Ooo, elmalara bakın. Toplayalım mı biraz? Ama burası bahçe. Sahibi vardır. Toplamayalım tabii ki. Helal olmaz. Hı? Ama geçen gün köyden bazı çocuklar bir bahçeden meyve kopardılar. Göz hakkı dediler. Göz hakkı mı? Yok öyle bir şey. Bizim olmayan hiçbir şeyi izinsiz alamayız. Hadi bakalım çocuklar, yola koyulalım. Gideceğimiz yerde meyve çok. Sahibinin de izni var. Doyuncaya kadar yiyin. Ha. Dilediğimiz kadar mı? Doyuncaya kadar. Hadi arkadaşlar, ileri. Sen hepimizden önce gelmişsin. Evet dedeciğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba Fatih. Bahçe burası mı? Yaşasın sınırsız meyve. Hem de sahibinden izinli.
Çocuklar, dalları kırmadan toplayalım. Ağacı incitmeyelim. Tamam dede. Tamam dede. Şeyin yok değil mi? Evet. Evet iyiyim. Geçen yıl da merdivenle yürümek istemiştin. Yine yer çekimine dayanamamıştın. Ama şimdi nasıl bir dengeyle düştüğümü gördün değil mi? Ne demezsin, çok fiyakalıydı. Herkes işine baksın en iyisi. Kolay gelsin çocuklar. Teşekkürler anne. Anne, nihayet geldiniz. Sen de topluyor musun oğlum? Hayır anne, o geldiğimizden beri yiyor. Şunun şurasında kaç tane yedim ki? Kolay gelsin Ali dede. Sağ ol. Hanım, ben de şu taraftaki ağaçlardan başlayayım. Sen Şirin'i yerleştir. Tamamdır. Ben kızıma bir elma vereyim. Acıkan yok mu? Yaşasın yemek. Ali, hadi oğlum sen de gel. Hı? Ben yemeyeceğim anne. Canım istemiyor. Ama... Bayağı elma yemiş olmalı. Yemek isterse gelir. Ona biraz ayıralım. Tamam. Tümü yüklendi. Hadi size hayırlı yolculuklar. Evet. Çocuklar, bugün köklü ve güzel bir geleneğimizi yaşattınız. İmece, hepinizden Allah razı olsun. Cümlemizden. Ahmet dayının hepinize birer kova elma hediyesi var. Hadi herkes birer kova alsın, afiyetle yiyin. Elma mı? Elma görmek istemiyorum. Ali dede, Ali'ye sınırsız demeyecektiniz. Ben doyuncaya kadar demiştim.
Ne demişler? Her şeyin fazlası zarar. Biliyor musun Puffy? Bugün çok güzel şeyler öğrendim. Mesela insanların su ihtiyaçlarını karşılamak için çeşmeler yaptıklarını öğrendim. Geçmişten beri köylerde yaşatılan bir gelenek varmış. Adı imece. İnsanlar toplanıp bir başkasının tarlasında, bahçesinde çalışıyorlarmış. Yardımlaşarak işler daha kolay bitiyormuş, biliyor musun? Biz de imece yaptık. Bu arada Ali imeceye katıldı ama hiç elma toplamadı. Sürekli elma yedi ve artık elma görmek istemiyor. Herhalde uzun bir zaman boyunca elma yemeyecek. İyi geceler Puffy.